söylediğimiz hakkın ikazıdır. Suyun içinde parmakların sayısınca adam gittiyse arkadan gelecek bir sallantı var. Zelzele, deprem var arkada. Dikkat etsinler. Bütün oraya gelen yabancılar o pisliğin içine geliyorlar. O pis hayatı yaşamak için. Kadınlar erkek oldu, erkekler kadın oldu. Her türlü pislik var. Efendim, ne kanun tanırlar, ne şeriat tanırlar, ne din, ne iman, ne namus. Hiçbir şeyin içinde yokturlar. Dikkat etsinler. Herkes yerli yerine gitmese Muharrem'e kadar bir sallantı gelecek. Allah bilir. Bizim bildiğimizi biz söyleriz. Allah'ın bildiği mesele, ya biz karışamayız ama bize bildirilen var. Deprem olduğunda efendim, o memleketin içinde sağ adam kalmaz. Bir de İstanbul. İstanbul, o da tehlikenin içindedir. Orada da çok azgınlık var. Efendim, hükümetin dikkatsizliğinden dolayı oraya 15 milyon insan geldi. Anadolu'yu boşalttılar. Şimdi İstanbul'un içerisinde de Osmanlı'nın hududu neyse, camileriyle, medreseleriyle, tekke dergahları, türbeleriyle bu kısım muhafaza altında olacak. Fatih Camisi'ni yıkmaya kimsenin gücü yetmez ki. Muhafaza altındadır. Zelzele olsa da yıkılmaz. Dünyanın bütün topları üzerine dönse de yıkılmaz. Ayasofya hakeza. Onun dışında, yani Osmanlı'nın sultan payitahtları, payitahtı olan yerin dışında ne kadar yeni bu gökdelenler varsa, efendim, hepsi belki 2 dakika sürer o. Lakin 10-11 kuvvetinde gelir. 10-11 kuvvetindeki zelzele bitirir, bir tane ayakta kalmaz. Ne içinden dışarı çıkacak kalır, ne dışarıdan içeri gelecek adam kalır. Tehlike vardır. Bunu da biz kendi irademden söylemiyorum. Lakin bize manevi kuvvet aşağı bize hükmedenler var. Onların emriyle biz tebliğ ettik. Ben bundan sonra dünya hayatında bir şey ümidimiz yok. Lakin ümmeti gözetmek için söylüyoruz. Pis hayatı, kötü hayatı, garp hayatını, batının pisliklerini atacaksın, kurtulacaksın. Değil sağa sallayacak da, ateşe de verecek, yere de batıracak. İsterse yukarıdan altın yağsa bu insanlar kurtulacak değildir. Allah bizi affeylesin. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen başına geleceksin. Fatiha.